Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki yapışık çokgenler testinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Düzgün beşgen verilmiş ve eşkenar üçgen verilmiş. Böyle yapışık çokgenler verildiği zaman şu eşitliği yazmak aşırı derecede önemli. Bu da eşkenardan dolayı eşitliği yazınca 60-60-60'ları da yazmayı ihmal etmeyelim. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten kaç yapıyor? 72. İç açısı da kaç yapar o zaman? 180'e tamamlayan açısı 108. E şurada kaç? 108 derece olduğundan dolayı buraya 48 kaldı. Bak şu üçgen ikiz kenar üçgen. E, tepe açısı 48 derece olan ikiz kenar üçgen. 180'den 48 çıkar. 132 2'ye böl. 66 66 yapar. Yani alfayı böyle 66 derece olarak buluruz. Bir soru 66 geldik ikinci soruya. Evet düzgün altıgen verilmiş eşitlikleri mutlaka mutlaka yazıyoruz. Bir de kare verilmiş. Karenin bir kenarında çizgi olduğundan dolayı çizgileri yazdık. Bak burada ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. Şimdi karenin bir açısı 90 derece. Düzgün altıgenin bir açısını bulurken dış açısını bulalım. 360 bölü 6. 60. Yani iç açısı da 120 yapar. E iç açısı 120 derece ya tamamı. O zaman buraya 30 kaldı. X kenar tepe açısı 30 ise 180'den 30 çıkart, 150 2'ye böl. 75 75 yapar. Dolayısıyla alfa 75 derece çıkar. Geldik 3'e. Yapışık çokgenler. Hemen kenarların eşitlerini yazıyoruz. Burada da düzgün beşgendeki eşitleri yazdık. Düzgün beşgenin bir dış açısı artık ezbere biliyorsunuz da olsun ben yine de yazayım. 72 o zaman iç açısı 108. O zaman iç açısı 108. E bu da düzgün altıgen değil mi? Evet. Düzgün altıgen dış açısı 360 bölü 6'dan kaç yapıyor? 60 yapıyor. 60 ise iç açısı da 120 yaptı. Burası 120 yaptı. Şimdi 120, 108, 108 daha 228. Sen 360'tan 228'i çıkarttığın zaman 2, 132 bulursun. Yani şurada kaç 132 ve şu üçgen bir ikizkenar üçgen değil mi? Evet. 180'den 132 çıkart. 132 çıkarttığı zaman 48. 2'ye böl 24. 24 yapar. Yani x açısı da böylelikle 24 derece çıkar. Örnek 3'ü 24 bulduk geldik örnek 4'e. Düzgün dokuzgen verilmiş burası. Hemen eşitleri yazalım. Burası da düzgün altıgen verilmiş eşitleri yazalım. Aa ne çıktı burada? X kenar çıktı. Hadi biraz önceki soru gibi yapalım. Düzgün dokuzgenin bir iç açısı kaç derece? 360 bölü 9 deyip dış açıyı buluruz. 40 Dış açısı 40 derece ise şöyle iç açısı da 140 derece olur. Hocam burası 140 derece. Sonra düzgün altıgen 360 bölü 6'dan burayı kaç buluruz arkadaşım? Burayı 60 derece buluruz. Ee, i̇ç açısı da kaç derece olacak? 120 derece olacak. Sonra 140, 120 ve şuradaki açıdan dolayı burayı buluruz. Ya da sana daha kısasını söyleyeyim mi? Ne yapabiliriz burada? Hocam dış açısı 40 derece değil mi bunun? Evet. Bak şuraya doğru uzat bunu. Dış açısı 40 derece. Hocam dış açısı bunun da 60 derece. E, burada açı daha kolay çıktı. Yani şu açıyı daha kolay bulduk. Şunu 360'a tamamlamaktansa buradaki dış açıdan dolayı şu ikisi toplamı 100 derece yaptı. e 180'den 100 çıktı. 80. 2'ye böldük. 40'tı 40 çıktı. Dolayısıyla alfayı da böylelikle ne buluruz? 40 derece olarak buluruz. Yani işimizi kolaylaştırmak lazım bazen. Bu şekilde buradaki açıyı daha kolay bir şekilde bulduk. İşlem kalabalığı yapmadan değil mi? Geldik örnek 5'e. Düzgün ongen verilmiş. Düzgün ongenin dış açısı. Bak şuradan gidiyor. Dış açısı burası. 360 bölü 10 kaç yapıyor? 36 yapıyor. Sonra düzgün 12 gen. 360 bölü 12. O kaç yapıyor? Bu 36 yapmıştı. Bu da 30 mu yapıyor? Evet dış açısı 30. Bak burası da 30 derece yaptı. Yani şurada kaçıyı kaç bulduk? 66 bulduk. Ve bu arada şunlar da birbirine eşit değil mi? Şöyle evet. Bak tepe açısı 66 derece oldu. 180'den 66 çıkarttı. 114. 114'ü de 2'ye böldüğün zaman bölü 2'de kaç yapar? 57 yapar. Yani taban açıları 57-57 oldu. Alfa böylelikle 57 çıkar. Örnek 5-57 oldu. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da da düzgün 12 gen verilmiş burada. Bir de kare verilmiş. Şu karenin eşitlerini yazalım. Düzgün 12 gen'de de şu eşitleri yazalım. E sonra bir şey çıkmadı ki alfaya ait bir üçgen oluşturalım hocam. hop Şöyle çizersek oluştu. A ikizkenar üçgenle çıktı. Burası 90 derece. Düzgün 12 kenar olduğu için dış açısı 360/12 bölü 12 kaç yaptı? 30 yaptı. Hocam dış açısı 30. O zaman iç açısı kaç yapacak? 150. Hocam şu açının tamamı 150 derece olduğundan dolayı buraya 60 kaldı. A 60 burası. İkisi kenar da var. 180 60 çıkart. 2'ye böl. 60 60 yaptı. Eşkenar çıktı. Eşkenar çıktı demeyle kalmasın. Şu eşitliği de gösterin. Bak x kenar çıktı. Bu arada şu açın tamamı da düzgün 12 genin bir iç açısı olduğundan 150. Buraya kaç kaldı? 90 derece kaldı. E burası 90 derece ise x kenar dik üçgenden dolayı 45 derece olur. Burada kaçı? Yani alfayı böylelikle 45 derece olarak buluruz. Cevap 45 oldu ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. Evet sırada ne var? Düzgün altıgen testi var. O zaman bir sonraki videoda düzgün altıgen testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.